Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları, alım sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım, süreç içerisinde Adalet Bakanlığındaki katiplik ikame alımları alanında kaç puanla kapatıldığına dair duyumlarımız var. Bizler bu duyumları komisyonlardan öğreniyoruz arkadaşlar. Sizler de ilgili komisyonlarınızı arayarak bilgi alabilirsiniz. Bazı komisyonlarda kaç puanla kapattığı söyleniyor fakat bazı komisyonlarda belli olmadığı için açıklama yapmıyorlar. Ayrıca burada ifade edeceğimiz puanların duyumdan öteye gitmeyeceğini de sizlerle paylaşmak isterim. Genel ekseriyette söylemiş olduğumuz puanlar da belirleyici olacaktır arkadaşlar. Şimdi sizlerle hangi komisyon kaç puanla kapatmış bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncesinde bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Söylemiş olduğum komisyonlar dışında açıklamalar geldikçe de kanalımızdan sizlere bilgilendirme yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Baktığımız zaman İstanbul Çağlayan icra 71 puanla kapatmış arkadaşlar. Konya'ya baktığımız zaman bu puan oldukça yüksek. Zabıt katipliği 80 puanla kapattığı ifade edilmektedir arkadaşlar. Kırşehir infaz koruma memurluğuna baktığımız zaman 80 puan. Antalya icra da puanımız 78. Zabıtta ise 70 ile kapatmış arkadaşlar. Zaten bizler geçen seneden biliyoruz. Zabıt katipliği alanında puanlarımız genelde 70 ile kapatıyor arkadaşlar. Burada belirleyici olan nokta sizlerin klavyede yazmış olduğu sayıdır. Çünkü biliyorsunuz ki aritmatik ortalamalar alınarak bir atama gerçekleştirilecek. KPSS'den almış olduğumuz puanlar bizleri bir noktaya kadar götürmüş olacak. Klavyede ne kadar iyi yazarsak bizler için son aşamada çok çok önemli olacaktır. Çünkü atanabilmemiz için sıralamayı görmemiz gerekiyor. Ankara BAM zabıt katipliğine baktığımız zaman 70. Şırnak ve Cizre'deki zabıt katipliği alanındaki puanlarımız 70 olarak belirlenmiş. Denizli zabıt katipliği 71. icra katipliğinde 78. Aklınıza şu soru takılabilir. Zabıt katipliği neden bu kadar düşük kapatıyorken icra katipliğinin puanları yüksek diye. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki kontenjanlarımız var. Kontenjan sayıları ne kadar kısıtlı olursa, sayı ne kadar az olursa puanlarımız da o denli yüksek kapatacaktır. Denizli'deki mübaşirlik alanına baktığımız zaman 86 puandan bahsedilmektedir. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar şu anda bahsetmiş olduğumuz puanlar duyumdur. Duyumdan öteye gitmiyor çünkü net puanlar açıklanmadı. Net puanlar açıklanınca da sizlere bilgi vereceğim. Osmaniye zabıt katipliğine baktığımız zaman 70, icra katipliği 77, Silivri, Tunceli, Gebze zabıt katipliğinde taban puanımız 70 olarak belirlenmiş. Ayrıca şu noktayı da belirteyim arkadaşlar. Tunceli zabıt katipliğinde 100 kişi mülakata çağrılacak ve 65 başvuru olmuş arkadaşlar. Nevşehir zabıt katipliğine baktığımız zaman 70 puan. Aynı şekilde İskenderun Bodrum zabıt katipliği 70 puan olarak belirtilmiş. Bursa Zabıt Katipliği 71, Kocaeli Çanakkale Zabıt Katipliği 70. Son olarak arkadaşlar, Diyarbakır Zabıt Katipliğinde ise 73 puan belirleyici olmuş diyebiliriz. Söylemiş olduğum gibi altını da çizerek ifade edeyim ki bunlar bir duyumdur. Net puanlar açıklandığı anda kanalımızdan gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Mülakatlar sürecinde de elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Sadece abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz, bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan takip etmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Diyelim ki atamanız gerçekleşmedi. Merkezi atamalar, açıktan atamalar hala devam ediyor arkadaşlar. Mutlaka başvurularınızı yapın. Bizler de elimizden geldiğince web sayfalarımızdan da personel alım duyurularını sizlerle paylaşıyoruz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın arkadaşlarım.